Sinir sistemi dördüncü teste başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir reflekste görev alan yapılar sırasıyla verilmiş. Bu refleksiye yine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi reseptör, duyu nöronu, ara nöron, motor nöron ve efektör tepki organı klasik bir soru hocam. Uyarı reseptör ile alınmış. Duyu nöronu değerlendirme yaparak reseptörü uyarmış mı? Hayır hocam. Duyu nöronu değerlendirme yapmaz. Duyu nöronu taşıma yapar. Ara nöron merkez sinir sisteminde bulunan nörondur. Motor nöron efektörün hareketi için uyarı taşıyor. İlgili refleksinde 4 tane sinaps bulunur demişiz. Şimdi biz şöyle yapalım. Şu şekilde. Zaten duyu nöronu, ara nöron, şöyle motor nöron bakın. Ve motor nöronun da efektör organa doğru gittiğini biliyorum. Efektör organ. Şimdi şurada 1, 2, 3. Dördüncüsü nerede hocam? Şimdi çoğu zaman arkadaşlar reseptörlerle duyu nöronu arasında da bir sinaps kurulabilir. Burada tabi bazı kaynaklar farklı ifade edebilir. Ama o şundan kaynaklanıyor. Reseptörlerin kendisinden kaynaklanıyor. Reseptörler sinir hücresi olarak devam edebilirler. Ama bazı reseptörler arkadaşlar epitelden farklılaşmıştır. Sinir hücresi olarak devam etmez illaki bir bağlantı kurmak zorunda. Kesinlik sorusu değil ama burada bariz bir yanlış olduğu için gönül rahatlığıyla B seçeneğini işaretleyebilirim. Bir nörona verilen uyarı şiddetlerini ve bu uyarılar karşısında nöron zar potansiyelindeki değişimleri gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Bu nöronda meydana gelen değişimlere göre yargılarından hangileri doğrudur? Grafiği yorumlayacağız. Bakın Uyarı verilmiş ama bir eşik değer geçilememiş. Eşik değer geçilemediği için yanıt yok. Ancak uyarı eşik değer ve üzerinde olduğunda sonuçta bu bir tane nöron olduğu için bakın şiddet artsa bile aksiyon potansiyeli ve verilen yanıt değişmemiş. Güzel. Bunlar zaten beklediğim şeyler. Eşik değerinin altındaki uyarılar sonucunda zar potansiyelinde küçük değişiklik olur fakat impuls oluşmaz. Küçük bir değişiklik ama impuls oluşmaz. Eşik değer ve üzerindeki uyarılar nöronda aynı şiddette sinirsel yanıtın oluşmasını sağlar. Çünkü tek bir nörondan bahsediyorum hocam. Eşik değerin altındaki uyarılar nöronda ATP tüketimine neden olmaz. Bir cevap var. O cevap mutlaka ATP tüketimine neden oluyor. Ancak istediğim yanıt yok yani bir aksiyon potansiyeli oluşması yok cevabımız 1 ve 2 olur. Beynin bazı bölümleri numaralandırılarak gösterilmiş, numaralandırılmış bölümlerden hangisi beyincik yarı küreler arasında iletişim kurulmasını sağlar? Aslında böyle bir muhabbet var. Yani beyincik yarım küreler, evet beyincik de iki yarım küredir ve bunların elektriksel olarak birbirlerine bağlanması gerekir. Burada görevi kim yapar? Pons yapar. Pons'un yerini soran bir görsel aslında. ÖSYM bunu çok yapıyor. Görev verip bu nerededir tarzında. Hocam Pons 3 numara. Şöyle 2'ye baktığınız zaman hipofizi gösteriyor. 1 korteksi gösteriyor. 5 beyinciyi. 4 ise omurilik soğanını gösteriyor arkadaşlar. Ki zaten omurilikle devam edecek olayımız cevap 3 olur. Buna göre hangi lobun hangi görevi yaptığı ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi kazanımlarımızın içerisinde spesifik olarak hangi lob hangi görevi yapar bu bilinmelidir tarzında bir cümle yok. Ama okul kitabının içerisinde anlatıldığı için biz de bir iki tane soruyla bunu taçlandıralım geçelim. Şimdi karar verme, sosyal davranışlar, problem çözme, toplum içerisinde nasıl hareket etmemiz gerektiği ile alakalı fikirler, bilgiler. Bu frontal lobla ilişkildir arkadaşlar. Yani bir A olacak. Tat alma parietal lobun. Şöyle tat alma 3B. Hocam görme herkes biliyor artık bunu. Oksipital lobla ilişkili 2C olacak. Temporal lob hafıza ve dille ilişkili arkadaşlar ki Einstein'ın beyninde mesela bu tarafın çok ama çok geliştiği biliniyor. Cevabımız A seçeneği olur. Merkezi ve çevresel sinir sistemi nöronlarının bazılarında miyelin kılıf bulunur. Bu miyelin kılıflar çevresel sinir sisteminde şivan hücreleri tarafından üretilirken, merkezi sinir sisteminde oligodendrositler tarafından üretilir. Aşağıdaki şekillerde şivan ile oligodendrositin miyelin kılıf sentezi gösterilmiş. Şöyle birazcık büyütelim mi? Bakın şivan hücresi böyle parça parça tek tek miyelin kılıf üretiyor. Oligodendrosit ise hem bir miyelinin daha doğrusu bir aksonun üzerinde birden fazla miyelin yaparken aynı zamanda başka bir tane aksona da yapıyor. Oligodendrosit yani biraz daha arkadaşlar kaotik. O yüzden çevresel sinir sistemindeki hasarlanmalar tamir edilebiliyor ama merkezi sinir sistemindeki hasarlanmalar tamir edilemiyor demiştim. Oligodendrositlerden salgılanan bazı kimyasal maddelerden bahsetmiştim derste. Peki merkez sinir sisteminde miyelinsiz nöron bulunmaz. Ya hocam saçmalamış işte bu. Ya sonuçta ben burada bambaşka bir şey söylüyorum. Diyorum ki şivan var, oligodendrosit var. Bak burada ne çıkacak? Sen A şıkkına koymuşsun. Merkez sinir sisteminde miyelinsiz nöron bulunmaz. Bulunur. Ağrıyı taşıyan liflerimiz miyelinsizdir. Bunu da genel kültür olsun diye defalarca söyledim. Hani C tipi lifler vardır işte omurilik içerisinde. Sonuçta siz bir yeriniz ağrıdığı zaman onu öfelediğinizde öfelediğiniz sıra sırada ağrının geçme sebebi nedir? Çünkü siz dokunma yapıyorsunuz ve dokunmayı taşıyan nöronların aksonları hem daha kalın hem miyelinli. Ağrı ise hem ince hem miyelinsiz. Dolayısıyla ne oluyor? Sen o ağrıyı baskılamış oluyorsun. Bu yanlış. Sinir sisteminde miyelin kılıflar farklı hücreler tarafından üretilebilir. Heh, tamam bak bana bunu söyleyebilirsin. Bazı nöronlarda birden fazla şivan hücresi bulunabilir bak. Doğru bunu da söyleyebilirsin. Ranvier boğum miyelin kılıflar, kılıflı nöronlarda bulunur. Sonuçta şu aradaki boşluklar ranvier boğum. Hiç miyelin kılıf yoksa boşluk oluşmayacak ki. Oligodendrosit hücreleri bir aksonda birden fazla bölümde miyelin kılıf sentezleyebilir. Onu da zaten söyledik. Hatta aynı anda birden fazla aksonda da bu işi yapabilir. Böyle bir cümlede kurabilir. Bir omuriliğin enine kesti gösterilmiş. Omurilikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Menin zarları ile çevrilidir. Evet. Beyin omurilik sıvısı beyin zarları, omurilik zarları bakın bunlar beraber anılan şeyler. Yani aslında dura mater, pia mater, mater ifadeleri yani sert zar, örümcek zar ve ince zar omurilik içerisinde geçerli. Duyu nöronları arka kökten giriş yapar. Artık bunu biliyorum hocam. Duyu, duyu dorsalden ki bu kelime de geçiyor okul kitabımızda. Dorsal, arka demek duyu dorsalden giriş yapar. Motor ventralden yani önden çıkış yapar dışta ak içte boz madde bulunur. Bunu da şöyle hatırlamanızı istemiştim. Beyin ve beyincik B harfiyle başlıyor. Dışı boz İçi ak. Hocam dışının boz olma sebebi nedir? Çünkü dendritler hocam öyle görünür. İçinin ak olma sebebi de aksonlar var arkadaşlar. Onlar lipid yapılı. Ama hocam sen beyin ve beyinciyi söyledin. Burada omuriliği anlatmış. O da tam tersi işte. Omurilik ve omurilik soğan onlar da o harfiyle başlıyor. Dışı ak, içi boz. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Beş temel duyu organından gelen uyarıları değerlendiren beyin bölümü artık hocam bunu gözü kapalı yapıyorum. Bak duyuları değerlendiren yer korteks uç beyin, beyin kabuğu diye adlandırdığım yer. Talamus, genel anlamda koku duyusu hariç duyuların işte ilgili bölgeye gönderilmesini sağlayan yer. Hipotalamus hipofizi kontrol eder, bezlerin efendisidir. Aynı zamanda ADH, vazopresin ve oksitosin hormonlarını üretir. Kanın ozmotik basıncını, vücut sıcaklığını, karşı cinsiye yönelimi, karbohidrat lipid metabolizmasını kontrol eder. Beyincik özellikle dengeden sorumlu, koordinasyondan sorumlu. Pons, beyincik yarım kürelerini birleştiren bir yapıya sahip. Aynı zamanda o mollik soğanıyla ne yapıyor hocam? Solunum merkezlerini içeriyor. Cevabımız ne oldu? C oldu. Diğerlerini de tekrar etmiş olduk. Hareketli bir cismin gözle takibinde baş ve göz hareketlerinin koordine etmesini sağlayan temel merkez. Bu yeni bir soru arkadaşlar. Yıldız atın buna lütfen. Bu tarz bir soru daha sorulmadı. Okul kitabında çok güzel bir cümle olarak geçiyor bu. Hareketli bir nesneyi gözle takip etme. Mesela işte bir sineği, bir uçağı gözle takip etme. Özellikle ne yapacağım hocam? Orta beyine yapıştıracağım. Buraya tabii bir sürü arkadaşlar aslında yapı var bu işi yapan. Ama bir başrol oyuncusu seçmem gerekiyorsa bu orta beyindir. Göz bebeği refleksi, işitme refleksi, kas tonusu, başın, gözün, koordinasyonu, bir nesnenin takibi orta beyin dedim ve burayı da çözmüş oldum. Bir nörondan başka bir nörona veya kas, bez gibi yapılara uyarı aktarımı sinapslar ile sağlanır. Aşağıda bir sinapsın yapısı gösterilmiş. Buna göre olaylarından hangileri nöron nöron arasında kurulan sinapslarda gerçekleşebilir? Şimdi nöron nöron arasında kurulan sinaps ifadesi çok kıymetli aslında arkadaşlar. Çünkü biz burada soru olarak ne diyoruz? Ya hocam kimyasal sinaps bak kimyasal sinaps nedir? Yazamadım burayı böyle düzelteyim. Hocam normalde de yazamıyorsun. Şimdi kimyasal sinaps nörotransmitter maddelerin salgılandığı bir aksonun terminalinden diğer nöronun dendritine bir şekilde uyarını geçmesini sağlayan bir olay. Bir nöronun akson ucundan sinaptik boşluğa nörotransmitter madde salgılanır. Uyarıyı alacak nöronun yani mesela şurası iki nolu nöron olsun bakın dendritler var. Reseptörlerinin nörotransmitter maddelerle birleşmesi lazım ki zaten buralarda şöyle hocam kitaptan değil de buradan takip ediyorum diyenler için şöyle büyütelim. Bakın reseptörlerle bir bağlantı kurulmuş. Doğru zaten başka türlü nasıl olacak? Sinaptik boşlukta ATP harcanması. Şimdi sinaptik boşlukta ne oluyor? Nörotransmitter gidiyor reseptöre bağlanıyor. Nörotransmitter yayılıyor, tamam mı? Ama burada ATP'yi tükettirecek bir olay var mı? Yok hocam. Sinaps'ta salgılama sırasında ATP harcanır dese anlarım ama boşlukta ATP harcanmaz. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2. Şunu tekrar hatırlatayım. Nörotransmitter maddeler ekzositozla sinaptik aralığa atılır ama sinaptik aralıkta difüzyonla yayılır. Tamam? Güzel. Difüzyonla salgılanır demeyin. Müzik